Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için teknik ve temel değerlendirmeler yaptığım, aynı zamanda güncel haberlerden bahsettiğim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce hep söylediğim gibi bu kanalda duyacağınız hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değildir. O şekilde algılanmamalıdır. Arkadaşlar, Twitter hesabımı da interaktif kullanmaya çalışan bir insanım. Dolayısıyla orada da sizi sürekli güncel tutmaya çalışıyorum. Eğer Twitter kullanıyorsanız videomun açıklamalar bölümünde Twitter sayfamın linkini bulacaksınız. Takip ederseniz sürekli güncel kalmış olursunuz. Çünkü dün gece yarısı yaşanan satışlardan bu sabah attığım tweetlerle sizleri güncel tutup ne düşündüğümü, bundan sonra izleyeceğim seviyeleri paylaştım arkadaşlar. Dolayısıyla faydası olur. Benim de kanalımı desteklemiş olursunuz. Aynı zamanda eğer içeriklerimi beğeniyorsanız ve faydalanıyorsanız lütfen videolarımı izledikten sonra beğen butonuna tıklamayı ve mümkünse yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar ikisi de çünkü beni YouTube algoritmasında yukarılara çıkartıyor. Dolayısıyla kanalımı desteklemiş oluyor arkadaşlar. Eğer videolarımı ilk defa seyrediyorsanız ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın arkadaşlar. Kripto para piyasa değerimize baktığımızda 257 milyar dolarlara gerilediğimizi görüyoruz. Dün 267 milyar dolarlar mertebesindeydik. 10 milyar dolarlık bir kayıp söz konusu. Nitekim satışlarla beraber bu tip şeyleri görmeye alışkınız piyasada. Bu paranın 167.8 milyar dolarlık kısmının Bitcoin'de olduğunu, Bitcoin dominansında geçtiğimiz günlere göre biraz daha artışla %65'ler seviyesine çıktığını görüyoruz artık arkadaşlar. Nitekim Bitcoin dominansını ben şu trend hattımı da bir destek olarak düşündüğümde şu TradingView tablosunda da izliyorum biliyorsunuz. Buradan 7-8 gündür destek alıyorduk. Bunun kırılması durumunda altcoin'lerin Bitcoin paritelerinde ciddi hareketlilikler görebileceğimizi inandığımı söylüyorum. Ama nitekim dünkü ve bugünkü satışlarla beraber Bitcoin dominansının tekrardan yukarı yönlü, çok ekstrem olmasa da yukarı yönlü bir harekete başladığını görüyoruz. Bunu da altcoin elinde tutan ve altcoinlerini Bitcoin biriktirmek için, Bitcoin miktarlarını arttırmak için değerlendirmek isteyen arkadaşların bunu nazar itibari almalarını öneriyorum arkadaşlar. Mesari'de 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine baktığımızda neredeyse 1.7'lere çıktığımızı görüyoruz ki dün 800 milyon dolarlar mertebesindeydik. Bu da son derece normal arkadaşlar. Fiyat hangi yönde olursa olsun, fiyatta volatil hareketler gördüğümüzde borsa hacimlerinde de artışlar görüyoruz. CoinFun'dan sadece ekstrem seviyeler olduğunda bahsedeceğimi söylemiştim. Nitekim bugün çok da fazla karşılaşmadığım seviyelerde ekstrem bir seviye var. Bitfinex'te shortlar %71'ler seviyesine çıkmış durumda. Dolayısıyla normal şartlarda gün içinde yukarı yönlü bir iğne atılıp bu shortların likide edilmesi son derece mümkün olacağını düşünürdüm. Ama şu anda geleneksel piyasalarla korele bir fiyat yapısında gittiğimiz için bunun çok da olabilir mi bilmiyorum açıkçası bu alternatif. Dolayısıyla izleyeceğiz, göreceğiz. Eğer pozisyonda olan arkadaşlar varsa bunu da dikkate almalarını öneririm. O yüzden bahsetmek istedim arkadaşlar. Dün videomu çekerken arkadaşlar fiyat şu seviyelerdeydi. Yükselen üçgenimizin içindeydik. Bu seviyelerdeydi. Şöyle bir şey söylemiştim. Bugün yarın bu seviyenin tekrardan denenmesinin mümkün olduğunu, yani alt kanadın tekrardan denenmesinin mümkün olduğunu ve bu denemenin de yönü belli edeceğini düşündüğümü söylemiştim. Ya yukarı sekeceğiz ya da buradan kırıp aşağıya gideceğiz demiştim. Kırıp aşağıya gitmeyi tercih etti Bitcoin. Nitekim geleneksel piyasalarda da satışlar başladı. Bugüne de Bitcoin'de de geleneksel piyasalarda da, geleneksel piyasaların vadelilerinde satışlarla başladık. Dolayısıyla ikinci alternatif oldu. Bunun kırılması durumunda izleyeceğim destekten şu şekilde bahsetmiştim. İkinci öncelik verdiğim formasyon buydu. İlk önceliğim yükselen üçgen formasyonuydu ama kırıldı nitekim. Şu anda ikinci öncelik verdiğimiz formasyona bakıyoruz. Bu bir paralel kanal formasyonu arkadaşlar. Bunun alt kanadından şu anda, yani tam net olarak alt kanadından olmasa da birazcık üstünden tepki aldığımızı görüyoruz. Bu kanalın içindeyiz arkadaşlar. Bu kanalın içinde kalıp kalmayacağımızı bugün yarın bize gösterecek aslına bakarsanız. Burada aşağıda izlediğim birinci destek alanım 8850-8800 seviyeleri oldu. olacak, yani tekrardan denememiz durumunda. Dolayısıyla şu anda desteği konuşmak yeterli olur. Nitekim benim izlediğim direnç alanı 10.050-10.500 direnç alanı, bildiğiniz gibi şu sarı kırmızı alan arkadaşlar. Bunun da bir üstünden geçmiş olayım. Ama 8.800'ün kırılma ihtimali bugün yarın gerçekleşirse asıl majör destek alanı olarak söylediğim alanlardan birincisi olan 8.300-7.950 seviyesini izleyeceğimi söylüyorum. Neden bu seviye? 2 tane 3 hatta 4 tane bana göre önemli sebebi var. Bir, Fibonacci 0.382 seviyelerine denk geliyor. Alt kanadı 7.950 seviyesi. İkinci sebep, 20 günlük hareketli ortalama orta vadedeki en önemli trend göstergelerinden biridir. Tam 7.300 seviyelerine denk geliyor şu kırmızı hat. Aynı zamanda üçüncü sebep, 200 günlük hareketli ortalama bu alanın içine denk geliyor, kırmızı hat. Aynı zamanda da şu eski fiyat hareketlerine bakarsak bu alanın paralelde bir destek alanı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Birinci majör destek alanım buranın kırılması durumunda 8.300-7.950 olacak. Bunda benim açımdan değişen bir şey yok. Haftalık mumda arkadaşlar dün izlerken çok sürpriz olmadığı müddetçe yine 2,5 yıllık alçalan trend hattımızın altında kapatacağımız gibi bu alandan reddedileceğimiz gibi gözüktüğünü söylemiştim. Nitekim öyle oldu. Yine bu 2,5 yıllık alçalan trend hattının altındayız. Bunun üstünde haftalık mum kapatmadığımız müddetçe de öyle olmaya devam edecek. Nitekim dün teknik göstergelerin bir doğrulamanın mümkün olduğunu bize düşündürdüğünde söylemiştim. Nitekim şu anda yaşadığımız satışların öyle bir doğrulama olduğunu çok fazla düşünmüyorum. Çünkü bana göre 8.300-7.950 aşağıya kırılmadığı müddetçe halen daha genel trendin yukarı yönlü olduğunu ben düşünüyorum. Buna rağmen o alan kırılmadığı müddetçe, ama o alana kadar olacak bir doğrulama da doğrulama olarak kabul edilebilir. Ama şu anda içinde yaşadığımızın küresel piyasalarla bağlantılı bir satış olduğunu, çok da kaygılanacak bir şey olmadığını düşünüyorum açık söylemek gerekirse. Ama haftalık bazda baktığımızda, bu trend hattının etkisine de baktığımızda üst hattan reddedildiğimizde açık bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. Şu anda kısa vadede şöyle de bir kısa vadeli formasyon oluşuyor olabilir arkadaşlar. Buna çok ağırlık vermiyorum ama bahsetmek istiyorum. Şurada bir falling wedge oluşuyor olabilir. Falling wedge'ler boğa formasyonlarıdır arkadaşlar. Yukarı kırılma ihtimalleri daha yüksektir. Dolayısıyla böyle bir formasyon içinde olabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle basitçe çizersek. Evet. Yani dolayısıyla fiyat buranın alt kanadını tekrardan 8.800'leri dener ise aynı zamanda bu falling wedge'in de, yani alçalan kamanın da alt kanatlarını deneyecek. Buradan belki dönüp yukarı yönlü bir hareket mümkün olabilir. Dediğim gibi buna ağırlık vermiyorum ama bu ihtimalde söz konusu. Nitekim bunun çok benzerini şurada da görmüştük arkadaşlar. Burada da ikisi çok benzer olduğu için bunu da çiziyorum. Çok net çizmiyorum şu anda. Çok dikkat ederek çizmiyorum ama 3 aşağı 5 yukarı böyle. Burada da nitekim satışlar gelmişti. Alt kanattan, hem buradan falling wedge'in alt kanadından hem de bu paralel hattın alt kanadından tepki alıp yukarı yönlü hareketimiz devam etmişti. Böyle de bir şey olabilir. Kısa vadede izleyeceğiz, göreceğiz. Bana göre 8.800 kırıldıktan sonra çok kaygılanacak bir şey yok. 8.300-7.950 seviyesini izleyeceğiz ama o seviyenin kırılması durumunda bana göre yukarı yönlü trend bozulacaktır. O kırılana kadar çok kaygılanacak bir şey olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Geleneksel piyasalara baktığımda dün hafta başında bahsetmiştim. Belki şu anda bir doğrulamanın başlangıcında, arifesinde olacağımızı söylemiştim. Nitekim Fibonacci 0.786 seviyelerinden tepki aldık. Ama şu anda piyasalarda biliyorsunuz ekonomi anlamında her şey kötü gitse de para basımıyla beraber hisse senedi piyasalarındaki hisse değerleri şişiriliyor. Böyle bir şey olmaması durumunda teknik açıdan bir doğrulama çok mümkün gözüküyor. Bizi alakadar eden tarafı ise şu anda pozitif korelasyonumuz Bitcoin ve geleneksel piyasalar anlamında çok ciddi seviyelerde halen daha arkadaşlar. Dolayısıyla küresel piyasaların, geleneksel piyasaların hangi yönde gideceği çok önemli değil. Şöyle çok önemli değil, yönümüz açısından. Yukarı da gitsek para basımıyla tekrar bu hafta bir haber düşüp tekrardan yeni para basımı politikası geliştirilip belki hisse senedi piyasaları tekrardan yukarı gidebilir. Böyle olursa Bitcoin'in onu takip edeceğini, aşağı yönlü ki tekniğin bize gösterdiği aşağı yönlü olma ihtimali daha yüksek. Bu Dow Jones Industrial endüstri endeksi tablosuna baktığımızda aşağı yönlü gidersek de bizi de peşine takıp aşağı indireceğini söylüyorum. Biraz önce kaygılanacak bir şey olmadığını söyledim. Akıl karıştırmasın arkadaşlar. O Bitcoin tekniği özelinde söylediğim bir şeydi. Şu anda ama geleneksel piyasaların etkisi, yani onun rüzgarı hangi yöne olursa Bitcoin'in de o yöne savrulacağını düşünüyorum. Onu da söylemiş olayım. Bu bir temel etki olacak tabii ki Bitcoin fiyatında. Bitcoin tekniği özelinde değerlendirebileceğimiz bir şey değil bu. Arkadaşlar bir Glassnode verisi var. 1000 tane Bitcoin tutan cüzdan sayısında geçen seneye göre %8.9'luk bir artış olduğunu söylüyor. Yani bu güçlü yatırımcıların Bitcoin akümüle ettiğini bize gösteriyor ki şu aşağıdaki fiyat tablosu gri olan şu Mart ayında yaşadığımız çöküşten beridir. Bu akümülasyonun, şu turuncu olan da akümülasyonu gösteriyor arkadaşlar. 1000 tane Bitcoin tutan cüzdan sayısındaki artış da o çöküşten beridir. Parabolik olarak, yani tam net yukarı doğru hareket ediyor gördüğünüz üzere arkadaşlar. Ama bana göre asıl daha da güzel bir haber var ki o da şu: 0.1 ve daha fazlası Bitcoin tutan cüzdanlarda da aynı şekilde bir artış söz konusu. Çok net bir parabolik artış söz konusu arkadaşlar. 2020 yılında da o artış devam etti. Çok büyük bir çöküş yaşamamıza rağmen Mart ayında o artış devam etti. Nitekim şu anda en yüksek seviyeye gelmiş durumda. Bunları neden söylüyorum? Bir sürü fiyat konuştuk, geleneksel piyasaları konuştuk. Arkadaşlar fiyatta doğrulamalar olsa bile ki Bitcoin'de %30'luk 40'lık doğrulamalar böyle yadsınacak şeyler değil. Aslına bakarsanız alışkın olduğumuz şeyler. Böyle doğrulamalar olsa bile insanların uzun vadede Bitcoin'e inandığını ve akümüle ettiğini gösteriyor. Dolayısıyla uzun vadede mutlak suretle arz talep dengesindeki matematiksel gerçeklikten dolayı, yani her halvingde arz azalıyor ama Bitcoin'e talep sabit bile kalsa fiyatı artacakken Bitcoin'e talep her alanda, perakende anlamında da kurumsal anlamda da artıyor ki ben perakendeyi daha da önemsiyorum. Kitlesel bir adaptasyon olması açısından. Dolayısıyla her çok ciddi bir akümülasyon var. Akümülasyon var ama arz her geçen gün azalıyor. Her 4 yılda bir yarı yarıya azalıyor. Dolayısıyla uzun vadede mutlak suretle bunlar Bitcoin fiyatının hayal bile edemeyeceğimiz seviyelere çıkacağını bize gösteriyor arkadaşlar. Bugün söyleyeceklerim